Çok güzel olmuş Ena. Senin için. Aa, teşekkürler, teşekkürler. 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 İngilizce'de buna windmill diyoruz. Windmill diyebilir misin? Windmill. Windmill. Evet. Bunu şöyle koysam. Julie, konuşabilir miyiz? Evet. Sana Julie mi diyeyim yoksa Jennifer mı? Bay Deviriz, açıklayabilirim. Evet, eminim ki açıklarsın. Polis buraya bir gelsin de. Hayır, alamazsın. Polis gelene kadar bu bende kalacak. Hey, nereye gittiğini sanıyorsun? Baba, baba. Bu Anne Frank'in evi mi? Ne? Aa, geride kaldı, kaçırdım. Affedersin. Ne harika değil mi? Harika bir şehir. Sadece ikimizsin. Fotoğraf çekip anneme mi göndersek? Evet, iyi fikir. Hala beni almana izin verdiğine inanamıyorum. Seyahat ufku genişletir, bunu o da biliyor. Hadi gülümse bakalım. Hadi gül. Dur, bunu açmam gerek. Ben Douglas West. Öyle mi? Hayır, ben de anlaşma böyle demiştim. İşine gelirse. Biraz daha gölge ekle ama gerçekten güzel olmuş. Devam et. Evet. Nasıl gidiyor Elan? Biraz takıldım. Ufuk noktasına biraz daha odaklan, tamam mı? Mükemmel. Çok güzel. Evet. Evet. Tamam, ben hallediyorum efendim. Gül çizmeye başlamak için en kolay yol şöyle yapmaktır. Tamam mı? İşte bu şekilde. O zaman daha rahat çalışabilirsin. Doktor Cooper, bizimle geliyor musun? Doktor Cooper. Tamam, geç bakalım şöyle. Evet, harika. Ruby bebeğim. Fotoğrafçı olmak istiyorsan gerçek bir işe girmeden önce doğru düzgün bir portfolyon olmalı. Bunu biliyorsun değil mi? Serge. Lütfen. İkimiz de feleğin sillesini yedik. Bak bakalım bu nasıl? Hayır, fazla saçlı. Başlarken biraz yardıma ihtiyacım var. Çok minnettar olurum size. Daha kötüsünü de yaparım dostum. Tamam. Dinle, söz veremem. Ama yine de dandik bir turist takvimi için fotoğraf lazım. Peki bu? Hayır, fazla çirkin. Tamam. Yer değirmenleri hakkında. Yer değirmeni mi? Evet.
Bana güzel fotoğraflar çekersen oradan ilerleriz. Ne dersin? Yel değirmenlerini nerede bulacağım? Peki. Ne? Güzel dur, bir geceydi. Tamam, biz önden gidelim. Bu parti bitti artık, dostum, tamam mı? Dur. Aa evet, işte bu. Komutanın olarak dur. Emrediyorum. Ah. Hey, dur, ne yapıyorsun? Aa evet. Hayır, yapma. Sana arkadaşımı dur, göreceğim. Dur, hadi lütfen yapma. Hayır. Çok eğleniyorsun. Hayır. Hayır, hadi ama hadi. Yapmayın, evet, durun. Hey. Evet, gidiyor. Hadi hey, bakalım. Hadi. Hadi. Bırakın, kesin şu. Gir içeri. Hadi bakalım. Hadi, sakin ol. Sen güçlüsün. Aa, hadi dostum. Jackie, sorun ne? Tipin mi değil ha? Ne oldu? Hadi gidelim. Hadi. Jenny. Tatlılık. Bayanlar baylar, polis geldi. Kimlikler lütfen. Kimliğinizi görebilir miyim? Baba, otobüs geldi. Merhaba. Bu Mutlu Hollanda turu mu? Evet, Mutlu Hollanda turu. Bilet. Başka kimse var mı? Hayır, sadece ben de oldum. Basamağa dikkat. Evet. Teşekkürler. Kendine bir yer bul. Heh. Biletin var mı? Çantamda. Fark etmez. Bir günahkara daha her zaman yer var. Hayır, şaka şaka, gel. Gel, basamağa dikkat edelim. Sağ ol. Sakin ol baba. Bunu her gün içmen gerek. Otele gidince içerim. Annem diyor ki... Tamam tamam. Ama unutmamak için saatini kur. Tamam baba, sorun değil. İş bitene kadar burada kalacağım. Bana haber ver. Tamam, tamam veririm dostum. Hadi hoşça kal. Tamam. Tamam. Mutlu Hollanda tura hoş geldiniz. Adım abi. Bugünlük şoförünüz ve rehberiniz benim. Bu sefil şehirden çıkıp gerçek Hollanda'yı keşfedeceğiz. Umarım yolculuktan keyif alırsınız. Eğlenceli olabilir değil mi? Bayanlar baylar, yel değirmenleri olmasaydı Hollanda olmazdı. Yüzyıllar boyunca bize un, kağıt, odun ve tabii ki toprak verdiler. Bunları solunuzda ve sağınızda görebilirsiniz. Su pompası ve yel değirmenleri sayesinde toprak kuru kalıyor ve güvenli oluyor.
Ahşap yel değirmenine yıldırım düştüğünde birçok insan korkunç şekilde diri diri yanarak can verdi. Hollanda'nın yarısından fazlası deniz seviyesinin altında. Bir söz vardır: Tanrı dünyayı yarattı, sonra Hollandalılar Hollanda'yı yarattı. Tamam, bayanlar baylar, ilk durağımız burası. Lütfen herkes insin. Basamağa dikkat et. Onu kendi haline bırakalım. Uyanınca ayılır. Hı? Ah, şu turistler. Üç tür yel değirmeni var. Kutup yel değirmenleri suyu topraktan çekiyor. Testere yel değirmenleri ve ham ürünü satılabilir malzemeye çevirenler var. Un gibi. Bu bir çiçek yel değirmeni. O öğütüyor, Jenny. Sonra un oluyor. Jenny. Evet. Gel de kucağıma otur. Bunu yüzlerce yıl yaptılar. Arsanın sahipleri. Ama Fransızlar gelince bu değişti. Kahretsin. Evet, buralar çok güzel. Güzel, mutlu Hollanda. Çok güzel, çok güzel. İyi evet. Bir fotoğraf olur değil mi? Bakar mısınız? Affedersiniz, bir fotoğrafımızı çeker misiniz? Sanırım yapacak başka işleri var. Evet, bana ver. Sağ ol, teşekkürler. Peynir deyin. Affedersin, buna cevap vermem gerek. Peter, evet, söyle. Arkadaşlar, 10 dakika ara, tamam mı? 10 dakikanız var. Sonra tekrar otobüse bineceğiz. 10 dakikayı aşmasın gerçekten lütfen. Gerçekten neden anlaşma yapılmadı? Bak, ona zaten söyledim. Pazarlık payı yok dedim. Hayır, sen ona gitme, o bize gelsin. Merhaba, ben Vanessa West. Anlamadım, neden telefonunu açmıyor ki? Sana söyledim, bir yoga tatilinde. Herhalde dış dünyayla temasa izin vermiyorlardır, biliyorsun. Merak etme oğlum, eminim ilk fırsatta seni arayacaklar. Evet, anladım, tamam. Her şey yolunda mı? Evet, evet, merak etme, evet, geliyorum. Tamam, hoşça kal. Senin mi? Sağ ol. Matmazel, acele edin, gitmeliyiz. Bir saniye, bir resim daha. Ressam mısın? Tanrım, hayır. Yaratıcı izindeyim. Peki sen? Seni Avrupa'ya hangi rüzgar attı? Avustralyalıyım. Avrupa'da takılmak en iyi yaptığımız şey. Evet. Ama lütfen bunu diğerlerine söyleme, olur mu? Birkaç yıl bir Japon diş macununun yüzüydüm. Dediğiniz gibi Japonya'da popülerdim. Uzun zaman önceydi. Beni tanımasına şaşırdım. Çok yorucu. Tamam, bir sonraki görülmesi gereken yere geçelim. Yol biraz uzun sürecek. Keyfinize bakın.
nereye gidiyorsun? Yat yere hemen. Yere yat dedim sana. Yat dedim. Yat. Baba. Hayır. Aman Tanrım. Ona çarptık mı? Kime? O adama. Ne? Hangi adam? Hanımefendi, hey, bunu yapamazsın lütfen. Ne dedi? Ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum. Küçük hanım hadi. Bir şey var mı? Dikkat et, motoru boğacaksın. Tavsiyeni istersem sorarım beyefendi, tamam mı? Ne dedim ben? Ya. Baba, baba ne oluyor? İnanılır gibi değil. Eğer otobüs çalışmazsa bırak motor biraz soğusun. Harika. Evet. İşte. Evet. Yakıt bitmemiştir değil mi? Tabii ki hayır. Deponun 1/4'ü dolu. Aptal değilim. Hayır hayır, tabii ki değilsin. Ama tamir edemezsen merkeze haber vermen gerek değil mi? Ne? Yol yardımı. Hani yol yardımı olur ya. Hayır, asla buraya gelmezler. Ne demek buraya asla gelmezler? Bütün gece burada mı oturalım? Hayır, hemen birini çağırmalıyız. İyi fikir. Evet, harika. Çağrımız tamamlanamayacak. Tamam arkadaşlar, biz teknik bir şanssızlık yaşadık maalesef. Yardım için beklemek zorundayız ama merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Oh. Böyle bir durumda ne yapmak gerek? Pek profesyonelce değil, öyle değil mi? Telefonu çeken var mı? Hayır. Hayır. Evet, işte bu harika. Gece yarısına kadar havaalanında olmalıyım. Tamam. Hiçbirimiz bu durumdan memnun değiliz. Adım Jack. Biraz önce bir köyden geçtik. Belki onlardan yardım isteriz. He? Daha yakın bir yer var mı? Şoför. Nereden yardım alabiliriz? Bilmiyorum. Orada herhalde. Ama oraya gitmek en az 1 saat sürer. Şaka yapıyorsun. Bak, yolun ilerisinde bir değirmen gördüm. Oraya giderim. Benim suçum. Ben de gelirim. Hadi. Pardon beyefendi. Gerçekten bu otobüsten inebileceğimize engel olabileceğini mi sanıyorsun? Bir dakika. Montun yok mu? Hayır. Al, benimkini giy. Teşekkürler. Küçük hanım, dur dur. Herhalde buna ihtiyacın olur. Teşekkürler. Ağaçların arasından gidelim, daha çabuk olur. Evet. Baba. Baba ne yapıyorsun? İlacını. Burada değil. İlacını bulamıyorum. Baba sana söyledim. Ne? Otelde bıraktım demiştim. Hayır demedin. Dedin mi?
Affedersin. Abi. Haritanın neresinde olduğumuzu gösterebilir misin? Aşağı yukarı buradayız. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama bu çok saçma. Bak, bu tarihi yerlerin haritası ve buranın yakınlarında gösterilen yel değirmeni burada yok. Yani? Bu ne o zaman? Önüne bak. Teşekkürler. Neredeyse geldik. Dikkat et. İyi misin? Evet, sağ ol. Yer değirmenlerini sevecek tipte birine benzemiyorsun. Değilim, evet. Dün gece bir sorun yaşadım. Bu gece uçağa binmeden önce biraz uzaklaşmak iyi olur dedim. Biz dediğin? Ben ve birimim. Neyin? Kraliyet Deniz Piyadeleri. Askersin. Vay be. Nereye gidiyorsun? Bunu söylersem seni öldürmem gerekir. İster misin? Yok sağ ol. Ben kullanmıyorum. Peki ya sen? Gizli bir yel değirmeni fetişin falan mı var? Hayır, Amsterdam delilerle dolu bir yer. Sen de delirmeden önce mola vermek istedin öyle mi? Evet, onun gibi bir şey. Bunu gördün mü? Sadece gölge. Hadi. Ne? Hayır! Jack! 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 Bacakların! Kaç! Hadi! Hayır! Kaç! Bu ne oluyor? Dışarıda bir kadın var. Kapıyı aç çabuk. Jack nerede? İyi misin? Sorun ne? Sana bir şey mi yaptı? Onu öldürdü. Orada bir yerde. Yüzünü görmedim ama tırpanı olan bir adamdı. Onu öldürdü. Tırpan mı? O Jack'i öldürdü. Kafasını ayağıyla ezdi. Takunyası vardı. Neden bir şey yapmıyorsunuz? Buradan gitmemiz bir şey gerekiyor. Galiba hayal tamam. Görüyor. Yemin ederim. Tamam, geçecek. Ben bir doktorum. Oldu. Boş bir ilaç geçecek. Kutusu olduğunu gerçekten. Fark ettim. Ağır ilaçlar kullanıyor. Tamam, harika. Sakin. Kriz geçiriyor olabilir diye endişeleniyorum. Tamam. Hayır, bana deli deme. Sakın bana deli deme. Sakin ol. Olsun Jennifer, sakin ol. Hepsi geçecek, tamam mı? Ben deli değilim. Bana inanın, doğruyu sana, söylüyorum. Sana inanıyorum deli Jennifer. Değilim. Otur, derin nefes al ve sakinleş, tamam mı? Dinle. Jack olmadan hiçbir yere gidemeyiz. O nerede? Güzel soru. Jennifer, gerçekten ne olduğunu bize anlatabilir misin acaba? Söyledim ya. O orada. Orada. Ne oluyor? Herkes dışarıya yollar istediğini. Hadi. Çabuk. Çak, otobüsten in. Otobüsten alta çak. Hadi.
Oh tanrım. Bakayım Kurt'u görmem gerek. Ah tanrım, hayır. Hayır. Lanet olsun. Seni salak şey. Şu yaptığına bak. Ne yaptım? Kanaması var. Ama inmek zorundaydık. Onu mecburen ettim. Hemofili hastasıyım. Ne? Hemofili hastasıyım. Kanım kendiliğinden pıhtılaşmıyor. Neden bu sabah ilacını içmedin? Sadece bir sıyrık baba. Bir şey olmaz. Dur bir bakayım ben. Dur. Hayır, ondan uzak dur. Hepsi senin suçun. Sadece bir kuştu. Doktor olduğunu söyledin. Ne yapacağız? Yardım edebilirim. İlk olarak kuru ve temiz bir yer bul. Ve yarayı sar. Ver şunu. Ver şunu. Değirmen. Değirmene gidelim. Delirdin mi sen? Bak belki katil orada yaşıyordur. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu halde kendine veya başkasına zarar verebilir. Ben ona göz kulak olurum, tamam mı? Hadi. Affedersin Ruby-san. Hey, Jennifer mıydı? Ruby-san. Şimdi gidiyoruz. Bizim yanımızda güvendesin, tamam mı? Dinle bak, orada. Sus artık. Tamam, pekala. Gidelim Çinli arkadaşım. Ne bıçağı? Ne bıçağı? Tamam. Belki de değirmen çok uzakta. Oraya gidelim. Ne? Şaka yapıyorsun. Ambulans çağırmamız gerek. Orada telefon olmaz. Dinle, değirmene gideceğim, tamam mı? Sen oraya gir, yarasıyla ilgilen. Ben gidip yardım isteyeceğim. Tamam mı? Siz oraya gidin. Gidin, merak etmeyin. Değirmenci bize yardım eder. Ben hemen döneceğim. Ruby, bundan emin değilim. Hadi Jennifer, gidelim. Hadi. Baba, üşüdüm. Biliyorum Kurt, iyi olacaksın. Söz, burada dinlen. Dur Kurt, dur. Önce ben gireyim. Dikkat et. İyi misin? Basamağa dikkat et. Lanet olsun. Baba, burayı sevmedim. Çok kuru. Burası ne böyle? Kilise galiba. Evet. Douglas, belki sen ocağı yakarsın. Ben de Kurt'un eline bakarım. Olur. Yarayı sarmak için işe yarar bir şey bulayım. Teşekkürler. Çok iyi olur. İyi misin? Evet, iyiyim. Biraz derin ama çok kötü değil, geçecek. Ama fazla kıpırdama, olur mu? Çok kötü kokuyor. Arkadaşlar, bir bavul buldum. İçinde kullanabileceğimiz kıyafetler var. Çabuk olur musun lütfen? Bunları kim burada bırakır ki? Çok tuhaf. Işığı olan var mı? Bende yok. Hayır. Bu işe yarar mı? Polyester, pamuk olması lazım değil mi? Bu pamuk olmalı. Teşekkürler. Bu biraz acıyabilir ama çok sık yapmamaya çalışacağım. Tamam, tamam. Tamam. Lanet olsun. Evet.
Evde kimse yok. Kapılar kapalıydı. Peki plan ne o zaman? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bana bakma. Nasıl bakmayalım? Oğlumun yardıma ihtiyacı var. Şimdi ne yapacağız? Böyle tut. Douglas, ciddi tehlikesi yok. Sabit durduğu sürece sorun olmaz. Aha, ama bununla teselli bulmam gerekiyor. Burada kalmalıyız. En azından sabaha kadar. Ay peki ya Jack? Hı? Hala dışarıda bir yerde. Onu bulmalıyız. Dur. Takashi nerede? Megi-chan! Neyiniz var? Ne yapıyorsunuz? Bir de yetişkin insanlar olacaksınız. Kurt haklı. Sakin kalmalıyız. Takashi konusunda ne yapacağız? Gidip onu arayalım mı veya ne? Ben oraya gitmem. Tuhaf bir şey var. Yani iki yetişkin evet, adam... Evet, burada tuhaf olan tek şey orada duruyor. Ve dışarıda onun yanındakine göre daha güvenliyiz. Hadi oradan. Bu durumda arama ekibinin başında sen mi varsın? Hayır, öyle bir şey yok. Çok aptalsın. Şuna bak. Çok tuhaf. Bu yüzlerce yıllık olmalı. O nedir? Resmi bir belge. Bak. Değirmenci Hendrik'in ölüm fermanı. Ölüm fermanı mı? Evet, cadılıktan ve şeytanla anlaşma yapmaktan. Susar mısın? Şuna bir bakabilir miyim lütfen abi? Değirmenci Hendrik. Bunu daha yeni okudum. Ama bu bir efsane. Efsane nedir? Kuzey ve Orta Avrupa'da çok yaygındır. Değirmenci rüzgar olmasa da değirmenin dönmesi için ruhunu şeytana satar. Ve zengin olur. Tembelleşir, değirmen taşları tamir edilmez hale gelir. Sonra bir gün bir yerli onun un çuvalında bir diş bulur ve bölgede kaybolan kişilerden onun sorumlu olduğunu anlar. Köylüler meşalelerle değirmene gelir ve değirmenci Hendrik'in değirmen taşlarıyla kurbanlarının kemiklerini kırdığını görür. Onlar da zavallı değirmenci Hendrik içindeyken değirmeni yakarlar. Harika bir hikaye, sağ ol. Matmazel, bu değirmen olamaz, değil mi? Neden? Çünkü zeka küpü burası yanıp kül olmamış, değil mi? Bakın bir saniye. Sessizce oturalım ve ısınalım. Takashi o zamana kadar gelmezse tekrar düşünürüz. Tamam mı?
Bak. Bak ne yaptı. Onu mahvetti. Baba, ne oldu? Çok sinirlisin. Ne? Bu bir barber. Bu kaç para biliyor musun? Faturasını göndereceğim. Şu anı demiyorum. Başından beri baba. Beni okuldan aldığından beri. Tatlı ister George, misin hocam? George, ondan uzak dur. Doktorun dediği gibi otur. Otur. Ve elini kaldır. Derdin ne senin? Derdim mi? Bir kulübede psikopatla mahsur kalmak dışında mı? 15 yıl bir psikopatla evli kaldıktan sonra histerik kadınlardan bıktım, usandım. Ah, yapma. Jennifer. Jennifer, içeri gel. Bak, dinle. Douglas, o sadece oğlu yüzünden öfkeli. Evet, ama bir tür psikopat katil olduğun fikrini onun kafasına soktun. Yani... Özür dilerim. Tam olarak öyle demedim ama... Bak, bazen halüsinasyonlar görüyorsun, öyle değil mi? Evet, ama Jack'i öldüren adam halüsinasyon değildi, gerçekti. Senin kadar gerçekti. Evet ama Jennifer... Bu çok mantıksız. Gerçekten bir adam var ve ne yani? Çamurlu bir arazide dolaşıp öldürebilmek için birileri gelsin diye mi bekliyor? Hayır hayır, benim yüzümden burada. Belli ki beni takip etmiş. Öldüğünü sanıyordum ama bir şekilde kurtulmuş. Kim kurtulmuş? Babam. Nasıl göründüğünü biliyorsun, öyle değil mi? Evet evet, deliymişim gibi. Ama deli insanlar bile bazen doğruyu söylerler, değil mi? Evet, evet. Bu doğru. Evet, bak, itiraf edeyim. Sen deli görünmüyorsun. Evet. Doktor? Doktor. Doktor. Benim suçum değildi. Beni suçlayamazsınız. Kazalar her zaman olur. Sadece bir şanssızlık, o kadar. Bana öyle bakma. Bak, uyuşturucu veya içki içen tek doktor ben miyim sanıyorsun ha? Nasıl bir baskı altındayız bilmiyorsun. Mantıksız konuşuyorsun. Çok mantıksız konuşuyorsun. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Ben tamamen suçsuzum. Komisyon beni tamamen akladı ama... Buradan gitmeliyiz. Ruby, ne yapmak gerektiğini biliyoruz. Tamam, bir şey olmaz.
gitmeliyiz. İyi olacağız. İyi olacağız. Doktor nerede? Jack'i öldüren adam geri geldi ve şimdi de ne? Nicholas'ı öldürdü. Nicholas geri gelmeyecek. Dediklerin anlaşılmıyor Jennifer. Hadi. Rubistan neler oluyor? Herkes gitmeli. Tamam geri gel. Gitmemiz gerek. Buradan gitmeliyiz. Güvenli değil. Tamam tamam. Neden kimse beni dinlemiyor? Neden kimse beni dinlemiyor? Bırak onu söyleyeyim. Bırak onu dedi. Bırak onu. Sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey anlamıyoruz. Aşağılık sürtün. Lütfen baba bana vurma. Lütfen. Lütfen. Sakin ol, sakin ol. Jennifer. Dostum, bir halat filan bul. Başka kimseye zarar vermesin diye onu bağlamalıyız. Jennifer, sana yardım edeceğiz, tamam mı? Ne olacak şimdi Rubisan? Hayır. Hayır, merak etme. Bir şey yok Jennifer, bir şey yok. Hayır, ben... Sakin ol, sana zarar ben vermeyeceğiz. Ben deli değilim. Biliyorum. Tamam, deli tamam, değilim. Tamam. Bir şey yok Jennifer. Doğru söylüyorum. Tamam, deli tamam, değilim. Tamam. Jennifer. Hadi, hadi. Onu tamam. Bağlamalıyız. Sakin ol. Tamam. Ne yapıyorsun? Seni bağlıyoruz Jennifer. Rubisan. Sakin ol. Mansur cehennem. Cehennemin kapısında ama duruyoruz. Ben deli tamam, değilim diyorum. Tamam, sakin ol. Jennifer ve ben Nicholas'ı öldürülürken gördük. O şeytan hepimizi öldürecek. Buradan gitmeliyiz. Güvende değiliz. Tamam. Arkadaşlar tamam, bence bunu dinlemelisiniz. Tamam. Takashi doktora ne olduğunu biliyor. İma jigoku no tobiranı manmayın. Yavaş konuş. Anlamıyorum. Ne diyor? Anlamaya çalışıyorum. Jigoku? Hay. Heru desu. Heru. Minna tabun shinjan desu kono amaja. Boku mu chotto warui koto shichatan desu kedo mo. Tamam. Bir iblisle karşılaşmış. Onu şeye götürecekmiş. Cehennem dediğimiz yere. Bu gezide acaba kaç tane akıl hastası var? Dinlesene. Sakki tabun atte mou sukoshi de boku mo. Cehennemin kapısındaymışız. Çünkü onun gibi günahkarmışız. Çanto çok kötü bir şey yapmış ama gerçekten pişman olduğu için affedilmiş. Ceza çekmek istediği için kurtarılmış ve aynını yaparak biz de kendimizi kurtarabiliriz. Yani hepimiz lanetlenecek olan günahkarlar mıyız? Nasıl bir saçmalık bu? Onun söylediklerini aktarıyorum. Her halükarda bir şey görmüş. Belki Jennifer belki gerçekten... Belki Jennifer yok. Doktoru duydun. İlacını içmemiş bir deli o. Bir doktorla saçma sapan konuşan uzak doğulu biri arasında bir tercih kullanacaksam tercihim belli. Kahretsin. Doktorun değirmenci Hendrik'in hakkında hikayenin tamamını anlatmaması ilginç. Efsaneye göre yakılarak öldürüldükten sonra şeytan ondan öyle memnun kalmış ki ona bekçilik teklif etmiş. Abi başlama tamam mı? Sen aklı başında olanlardansın. İnsan düşünüyor ama. Thank you.
Sen burada kal tatlım. Tek başımayken altından kalkabiliyordum ama şimdi Deni'ye başladın. Bunu yapmana izin veremem. Canım Jenny! Çıkar beni sürtün! Çıkar beni! Geberteceğim seni! Geberteceğim seni! Aç şu kapıyı! Aç şunu diyorum! Aç! Kabus görüyorsun. Anne koala içeri girdi ve... Geçti. Ve ben geri geçti dönmeye şekerim. Çalıştım. Ama ben yangından korktum. Yangından çok korktum. Ve sonra bak... Biliyorum geçti. Artık güvendesin. Tamam mı? Bak değirmene bak. Ne? Çok şükür. Orada biri var. Dur. Oraya gitmiyorsun ya. Tabii ki gidiyorum. Oğlumun acil yardıma ihtiyacı var. Dostum benimle gelir misin? İngilizce bilmeyen sağlığa tehdit olabilir. Ben mi? Evet sen. Pekala. Diğerleri ondan uzak durun. Tamam mı? Ona acımayın. Çok tehlikeli. Bu senin için de geçerli gördü. Dayan. Söz veriyorum. Seni çok yakında çıkaracağım. Ruby-san, ご先祖様を呼ぶごまを炊いてみましょう。 はい。もしかしたら何かの助けになるかもしれない。 Ne dedi? Atalarıyla alakalı bir şey, hepsini anlamadım. Kahretsin. Mutlu Hollanda'ymış, hadi oradan. Gerçekten beni böyle mi bırakacaksın? Sence doğru mu? Takashi'nin günahkarsınız demesi. Bilmiyorum. Çok saçma. Ama... Ne? Ama ne? Ay. Bir kere bir şey yaptım. Kötü bir şey. Uzun zaman önce Japonya'dayken o yüzden oradan ayrıldım. Ne yaptın? Bir rakibim vardı. Çok güzel bir mankendi. Ve çok daha gıcık bir sürtüktü. Yakuza'ya para verdim. Onu kesmesi için. Sonra da korkak gibi boğuluverdi. Dur. Sen neden buradasın? Burada kim yaşıyor? Bilmiyorum. Limpyo to shakai jin retsai zen. Haja. Daha çok odun lazım. Ben ararım. Kolunu yukarıda tut.
Sende makaraşa da soğuda yavun tarata akımlar. Ne olmak sanman da abadır adamsın. Sen de mi kötü bir şey yaptın? Hayır. 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 Kim o? Ne olmak sanmandı? Nerede kaldı bu? Biraz vata yavun tarata akama. Ne olmak sanmandı? Sen de makaraşada vata yavun tarata akama. Makaraşada vata yavun tarata akama. Ne olmak sanman da sen de makaraşa da soğuda yavun tarata akaman. Ne olmak sanman da sen de makaraşa da soğuda yavun tarata akaman. Burada ne var ki? Hey! Oh.
ジェニファーさん、燃やしましょう。Küçük hanım haklıydı. Aman tanrım, Kurt. Kurt! Ruby sen. Ruby sen. Ruby! Dokuyduğundan. Şimdi buradaydı. Git de bak. Ruby! Ruby sen! Nerede o? Ruby! Ruby sen! Ruby! Burada değil. Kitto da job. Kurt! Kurt! İyi misin? İyisin. Çok şükür. Matmazel nerede? Onu aldı. Ne? Ya, haklısın. Özür dilerim. Burada başka biri daha var. O zaman beni çöz. Çok özür dilerim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Galiba ben biliyorum. Takashi şey yaparken bir şey gördüm. Ben şey... Bak değirmen. Değirmeni ateşe vermeliyiz. Hayır. Ne faydası olacak? Değirmen kapı ama değirmenci kapıcı. Yani oraya gidebilirsek... Burası cehennem değil. Burası Hollanda. Bu değirmene tıkılmış manyağın bölgesine geldik. Bence gidelim buradan. Baba, senin günahın neydi? Günahın, bir şey yapmış olmalısın. Hayır Kurt, hayır. Birden okuluma geldin, beni geziye götürmeye kalktın ama sınav dönemindeyiz. Ayrıca pasaportum da yanında. Ve anneme ulaşamıyorum. O hep telefona cevap verir ve... Baba, anneme bir şey mi yaptın? Bana neler çektirdiğini bilmiyorsun. Onca yıl boşanmadan önce ve... Seni görememem için ziyaret hakkımı durduracaktı. Oğlumu. Seni bir daha görememek mi? O kalpsiz, bencil, aşağı olan tekiydi. Kurt. Hayır, Kurt. Kurt. Arkadaşlar burada bekleyin. Geri gel. Kurt. Lütfen Kurt. 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 Geri gel Kurt. Özür dilerim. Baba, yardım et. Douglas. Kurt. Douglas. Lütfen. Kurt. Kurt, geri gel. Hayır, hayır. Douglas orada. Kurt, özür dilerim. Lütfen. Baba. Kurt. Neredesin? Kurt. Kurt, lütfen. Lütfen Kurt. Merhaba, ben Vanessa West. Sinyal sesinden sonra mesaj bırak. Thank you.
Baba? Can. Baba. Geçti, yanındayım. Seni yakalamasına izin vermeyeceğim, söz. Şimdi ne olacak? Ha? Çok Kurede. Happy Horan'ın sabası. Şey yapacaksın. Otobüsten. Akıllıca. Ay Solis. Dinle. Evet, mesele de bu. Dinle dostum. Bunun gibi acı durumlar bazen olur. Bu olunca ustaya yardım etmek benim görevim. O günahların icabına bakar. Ben de tabii. Evet. Bir tövbekar Asyalı gitti. Sıra masum küçük bir çocukta. Abi. Takashi. Arkadaşlar neredesin? Takashi. Seni çılgın Japon arkadaşımız sandım. Dur, Douglas nerede? Douglas, o gitti. Hayır. Takashi nerede? Söyledim ya, o kaçtı. Hayır, o bunu yapmaz. Buna inanmadım. O ne için? Bu mu? Bilmiyorum, Takashi bana verdi. Otobüsle alakalı bir şey dedi. Tamam, peki ben gidiyorum. Tamam. Hem meşaleyi ben alırım. Sağ ol. Oraya giderim o zaman. Daha az derin. Küçük hanım, dur. Herhalde bu lazım olur. Ha? Teşekkürler. Otur, gel. Otur, otur. İyi misin? Evet. Dur. Arkadaşlar, hı. Oluyor. Örümcek vardı. Çok yazık. Senin gibi masum birinin buna karışması. Ne? Nasıl yani? Gülümsüyorsun. Ne olduğunu anlamadın mı? Ne olduğunu biliyorum, evet. Ah, yazık. Evet, çok tatlı bir çocuk. Arkadaşlar, yardım eder misiniz? Kalkma zamanı. Bitti. Bitti.
Kaçamazsın! Kaçamazsın! Bir dakika. Kurt, iyi misin? Biraz başım dönüyor. Devam edebilir misin? Şu işi halledeyim. Burada kal ve nöbet tut. Oraya gitmeni istemiyorum. Yaparak ruhunu kurtarabileceğini mi sandın? Tüm günahların bağışlanacak mı? Olması gerekeni geciktiremez. Belki. Değirmenci ruhunu şeytana satar. Bir gün bir yerli bir çuval unda diş ve insan kemiğine benzer bir şey bulur. Hadi küçük hanım, gidelim. Küçük hanım, ne yapıyorsun? Kusura bakma küçük hanım. Sen artık efendimiz. Jenny, bırak çocuk ölsün.
Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Tıpkı küçük deneyi yanmaya terk ettiğin gibi. Aferin kızıma. Beni öldürmek diye dövdün. Küçük kalpli şerefsiz. Senden nefret ediyorum. Ve artık senden korkmuyorum. Bana ve Deni'ye yaptıkların için senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Efendim için masumiyeti temizlemek yıllardır benim görevim. Beni dinle. Efendim için masumiyeti temizlemek. Merak etme. Acı hissetmeyeceksin. Nerede o şey? Bunu bu şekilde yapalım. Hey! Otur. Hayır. Ver şunu bana. Gerekeni erteleyemezsin. Jennifer!
Teşekkürler. Bir yer bulup oturun. Tamam. Evet, işte bu harika. Bilet efendim. Evet, bir dakika. Fark etmez. Her zaman bir günahkara daha yer var efendim. Şaka yaptım. Hadi gelin.